oyuncularımız geliyor. Bir tarafta 100 kilo, 110 kilo adamlar var. Diğer tarafta da 50 kilo, 60 kilo isimler var. Acaba ne olacak? Yepyeni bir FIFA 22 All Star takım kapıştırma videosuna hoş geldiniz. Başlıktan da görebileceğiniz üzere bir tarafta zayıf futbolcular, diğer tarafta da şişman futbolcular olacak. Vallahi garip bir kapışma, ilginç bir kapışma. Acaba kim kazanır, oyunda ne olur, hep beraber göreceğiz. Vallahi ben şimdi takımları göstereceğim size ama sizden istediğim bir şey var. Daha fazla kariyer modu videosu izlemek istiyorsanız önce hemen bir abone olabilirsiniz, onu söyleyeyim. Bir de like ve yorumlarınız çok önemli dostlar. Şu like'ları en az bir 6000 yapalım bu videoda, belki trendlere gireriz. Sanmıyorum ama ya belki girebiliriz. O zaman hazır mısınız? İlk başta şişman takımı göstereceğim ama bunun dizilişini ben ne yapmışım, böyle oynar mı bu takım? Bekle. Ya bu arada şunu söyleyebilirim, şu anda görmüyorsunuz ama takımlar cidden çok kötü ya. Bayağı kötü takımlar yani. Bu yüzden ne olacak ben de bilmiyorum. Çok kötü yani. Hani kötü değil, anladın mı? Çok kötü. Şişman takım ekranlarda. İbrahimovic de buraya giriyor. Aslında şişman bir oyuncu değil ama. Abi 102 kilo adam. Hakim Fenwa 110 kilo. McDonald 96, Berg 96. Bu arada ben sizin de kilolarınızı merak ediyorum. Yorumlarda kaç kilo olduğunuzu yazabilirsiniz. Tabii eğer rahatsız olmuyorsanız hani yazmaktan. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım takipçilerimin kilo ortalaması kaç? Bunu harbiden merak ettim. Ben kendim 82 kiloyum dostlar. Şu anda tam olarak 82 kiloyum. Spor yaptığım için kilo almaya çalışıyorum. 85'lere kadar çıkacağım şu bicepsleri şişirmek için. Umarım tabii daha fazla çıkarız. Sizin de kiloları merak ediyorum. Bir yıl öncesine kadar mesela 75 kilo falandım. Eski videolarda bakarsanız belki belli oluyordur. Bu arada yavaş yavaş kiloları gösteriyorum. Çoğu 90 üstü. Hatta hepsi 90 kilo üstü buradaki. Şimdi bir de zayıf takımı göstermek istiyorum. Zayıf takım nerede abi? Tottenham'a kurmuştuk onu da. Zayıf takım da ilginç. 50 kilo, 44 kilo adamlar var burada da. Bak 58, Mertens 61, Odeyi 55, Morales 56, Puig 56, Lopez 58, Lavinia 70, 63, 62, daha düşük kilolar vardı. 62 diyor. Biz Verratti'yi de takıma almıştık. Onu da bir koyalım tabii ki. Burada Verratti'nin de oynaması lazım diye düşünüyorum. Abi 60 kilo, 54, 53, 56, 40'lı bir şey vardı ya. Ben görmüştüm eklerken. Hah 49. Mehsatu 49 kilo. Mehsatu sen oyna lan Odeyi yerine. 49 kilosun. Senin oynaman lazım. Yani sen buradaki düşük kiloların en şeyini temsil ediyorsun. En düşük kilolusun. Karşı taraftaki en şişman olan Hakim Fenwa gibi burada da senin oynaman lazım. Zaten belli zayıf oldu. Şu bakış zayıf bakışı ya. Ben zayıfım diye bağırıyor. Kanalımda daha önce çok defa yaptım bu konsepti ama All Star takım kapıştırma nedir? Bilmeyenler için hemen açıklayalım. İlk başta birinci etabımız, İki takımı FIFA'nın maç modunda bayağı maç yaptırıyoruz. Kazanan taraf 1 puan alıyor. İkinci etap kariyer modu etabı oluyor. Burada tek sezonluk simülasyonda başarılı olan taraf yine 1 puanını almış oluyor. Beraberlik olması halinde ise uzatma etabı, yani Volta'ya geçiyoruz. Orayı da kazanan zaten tüm videoyu kazanmış oluyor. Sizce bu videomuzu kim kazanır? Zayıflar mı yoksa şişmanlar mı? Şişman demeyelim, kilolular diyelim. Daha etik olur. Yorumlarınızı bekliyorum, hangi taraf kazanır? Rating bakımından aşağı yukarı eşitler. Birinin orta sahası daha kötü, diğerinin defansı daha kötü. İlginç bir maç olacak bak, cidden heyecanlandım bu maç için. Şimdi ben kilolulara kırmızı giydirmek istiyorum. Zayıflara da ne renk giydirelim? Şu iyi ya, şu renkler güzel, tamam. Zayıflar da öyle giyinsin. Bir de 17.00'da maç olmaz abi, biz sevmiyoruz öyle maç. Biz bunu abicim şöyle bir gelelim, 22.00 yapalım. Acaba kilolular mı kazanacak yoksa zayıflar mı kazanacak? Haydi bakalım maç başlasın. Oyuncularımız geliyor. Bir tarafta 100 kilo, 110 kilo adamlar var. Diğer tarafta da 50 kilo, 60 kilo isimler var. Acaba ne olacak? Bak görüyorsun şu anda kilolu takım Hakim Fenwa. İnanılmaz bir yapı, inanılmaz bir fizik. Orada çok zayıf, kolu zayıf olan birini de gördüm abi. Nasıl oluyor yani? Boydan dolayı kilosu fazla olanları da aldık. Burada da zayıf takım var. Uzunlar vs kısalar gibi de bir şey oldu sanki. Ben öyle hissediyorum ama baktığın zaman yani... Zayıfların hepsi kısa oğlum, bu ne? Neyse Verratti. Şimdi bakalım bu maçın galibi kim olacak? Bu arada tabii ki kamera açımızı da efendime söyleyeyim, burada hemen değiştireceğiz. O esnada hala like atmadıysanız like'larınızı da tabii ki bekliyorum. Ve evet şu kamera açısı güzel oluyor. Puig verdi pasını, Maguire araya girdi dedi hayırdır. Dijk, Hakim Fenwa, Berg, şimdi Huddleston, McDonald. McDonald's gibisi yok. McDonald's'a hay be reklam yapmış olduk lan. Neyse. Evet. Groth, İbrahimovic çekti şöyle. McDonald baktı, oynadı. Berge. Şimdi Berge verdi, olmuyor. Olmuyor. Ricky Puig.
Mertens. Sağdan ilerleyen Mehsatu'yu gördü. Oyunun en zayıf oyuncularından biri Morales. Morales ilerliyor sol tarafta. Şimdi Podence geldi. Ceza alanında Mertens var. Mertens'in şutu. Son anda kaleci çıkardı. Son anda kaleci değiyor ve direğe gidiyor. Top inanılmaz bir pozisyon. Şimdi McDonald. Zayıf şey kilolular hatta çıkacak. Groth şöyle bir baktı. Groth verdi. Adelston oynadı. Şimdi McDonald. İbrahimovic. Akim ben var Reis. Reis verdi. İbrahimovic. İbra kaybediyor topu. Baba ne yapıyorsun ya? Senin gibi adama yakışıyor mu öyle top kaybı? Puig ilerledi. Mertens. Mertens şöyle bir driblingini attı. Podence. Vallahi sana bir şey değil mi? Bu videoyu sanki zayıf takım kazanacak ya. Öyle bir hissiyat doğdu şu an içime. Mertens ilerliyor. Mertens. Mertens geçemedi. Geçemedi. Groth. Huddleston. İbrahimovic. Akim Fenwa. Akim Fenwa arkadaşına oynadı. Şimdi McDonald. İbrahimovic soldan arkadaşı kaçıyor. Sağ tarafa vermedi. Ne yapıyor bu İbrahimovic? Reis ne yapıyorsun? Mertens kaçıyor aradan. Mertens'in önüne doğru gelir mi pas? Gelmedi. Morales ilerliyor. Bu Morales iyi topçuymuş lan. Morales kaybetti topu. İyi topçu dedik ve adam topu kaybetti. Bazen böyle şeyler olur işte hayatta arkadaşlar. Hayatta bazen hiç beklemediğin anda beklemeden şey... Evet boş. Riku Puig, Podence. İyi paslaşmalar var. Mertens. Mertens ilerledi. Mertens gidiyor hareketlere gel. Oynadı Morales. Mertens arkadaşı kaçıyordu. Mertens kaleye baktı vuracak mı? Mertens vurabilir. Verdi pasını. Sağ tarafta arkadaşı kaçıyordu. Riku Puig olmuyor. Karşı karşıya olmadı. Kaleciden iki tane pozisyondan da net bir performans izledik. İki pozisyonda da kalesinde çok emin durdu. Süle. Süle verdi pasını. Huddleston. İbrahimovic. Akim Fenwa. Akim Fenwa ilerliyor. Sağ tarafa doğru oynadı. Sağdan gelen Dijk. Dijk içeri baktı. Dijk çekti. Dijk verdi pasını. İyi geliyor kilolular. Dijk. İyi paslaşma var. İbrahimovic dönerse tehlikeli. İbrahimovic. Harika bir gol attı İbrahimovic. Beklenmedik gollerin. Farklı gollerin adamı. Burada da golle atmasını biliyor. Orada ne yaptı lan? Bir daha izleyelim. Bir daha izleyelim. Harekete gel. Aman aman aman. Çok güzel kontrol be. Helal olsun. Harbiden kalite gol. Şuna bak. Yere düşmeden vuruyor bir de. Zayıf takım burada bir şaşırdı lan dediler. Ne gol yedik ne oluyor falan dediler ama. Tabii ki daha önlerinde bir 45 dakika daha var. Hatta 47 dakika var. Bu yarının son dakikalarıyla beraber. Bakalım bunu değerlendirebilecekler mi? Ferhatti. Sol tarafta şimdi Podence. Yanko. Podence ilerliyor. Podence ayağından açtı. Podence rakibi karşısında. Geriye çıkardı. Yanko. Şimdi Riku Puig. Puig hareketlerini yaptı kaybetti topu. Puig beba ne yapıyorsun ya? Ne yaptığı belli. Sarhoş gibi oynuyorsun orada. Kendine çeki düzen ver yani. Burada kilolular şu an 1-0 önde ilk yarıya girerken. Golü atan baba ekranlarda. Reis. Harbiden. Reis ya. Başka bir şey demiyorum. Evet şöyle bir istatistikleri gösterelim. Hemen ikinci yarıya başlamak istiyorum. Zayıf takım istatistiklerde daha önde. Bir tek şut kısmında kilolular önde. Bir de pas kısmında. Bakalım ne olacak. Ve şimdi kilolular maça başladılar. İkinci yarıya. Maça değil daha doğrusu ikinci yarıya başladılar. Ben de konuşamıyorum ya. İbrahimovic. Ben İbrahimovic'i küçükken Türk sanardım. İsmi İbrahim falan ya. Ben onu Türk sanıyordum küçükken. Evet Podence ilerliyor. Podence. Hatta şey vardı arkadaşlar. Bu GTA'da İbrahimovic modu falan vardı. Arkadaşımın PlayStation 2'sinde oynuyorduk. Öyle bir şeyler vardı. Ben İbrahimovic'i hep Türk sanıyordum orada işte. Bilmiyordum futbolcu falan filan. Çok ilgilenmiyordum. GTA San Andreas'taki o moddan işte İbrahimovic falan aa diyordum. Barcelona forması giymiş Türk bu falan diyordum. Ne alakaysa. Neyse şimdi Podence Morales. Biz burada konuşurken zayıf takım çok değişik bir gol attı. Bu maç değişik gollerin maçı. Bu maç değişik maç. Evet görüyorsun hocasına gidiyor Morales. Hocasına gidiyor. Tekrardan izleyeceğiz bu golü. Orada Podence'ın orta şut karışımı bir topu var bakın. Burada soldan geldi Podence. Orta şut karışımı bir şey yaptı. Arka tarafta Morales ayağını dokundurarak sadece golü attı. Kaleci de direğe yapışmış. O yapışışını görecek miyiz? Herifin kafa gitti lan. Travma geçirir herif. Baksana. Direğe yapışmış orada evet. Durum 1-1. İşte şimdi işler kızıştı. İbrahimovic sinirli biraz. Şu anda sinirlendiğini ben hissedebiliyorum buradan. Acaba ne olacak? Uf
Of, zayıf takımdan inanılmaz bir atakta. Ulan ben boş bulundum, yine sunmuyor kanatlı, bu adamlar manyak. Mertens'in golünü izledik. Kaleci de içine alıyor topu lan. Ama var ya, bak buradan geldiler. Yine Podence sol taraftan etkili oldular. Podence orada geçti verdi. Mertens tek top. Helal olsun, ikinci gol geldi zayıf takımdan. Oo, kilolular bir şok oldu şu an. Bir şaşkınlar. Vallahi şaşırdılar. Şu anda donup kaldılar resmen. Dakikalar 62'yi gösterirken. Bakalım kilolu takım cevap verebilecek mi? Şimdi Berge. Cayetano. Cayetano ilerledi. Cayetano. Mertens. Mertens güzel pas. Morales. Bu Morales çok şık oyuncu yalnız. Beğendim bu adamı. Kimse bunu. Gerçekten beğendim. Odeyi. Sağda Lavinia. Lavinia içeri baktı. Lavinia arkadaşını gördü. Lavinia. Lavinia çekti verdi. Odeyi. Şimdi orta açacak mı? Açtılar. Cezalar içinden Morales. Kaleci aldı bu sefer. Bak bu kaleci ilk yarıda ne güzel performans sergilemişti. İkinci yarıda çok kötü performans derken bir hata daha yaptı. Şimdi Podence aldı. Çok tehlikeli bir atak daha geliyor zayıf takımdan. Mertens baktı. Podence'a çıkardı. Petrasek araya girdi. Petrasek dur dedi. Akinfenwa. Kilolu takım golü atmak istiyor. McDonald. McDonald verdi şöyle. Evet. Groth. Groth. İbrahimovic'e verdi o da. İbrahimovic. Tekrardan Groth. Baktı ceza alanına. Akinfenwa bana atar mısın dedi. Groth ortayı atacak mı? Groth açtı ortayı, içeride İbrahimovic var. Boşta kalan top. Evet, zayıf takımda kalıyor bu top yine. Yine zayıf takımda kalıyor. Morales iyi döndü. Topu kaybetti. Şimdi Maguire. Berg. Sağdan arkadaşları kaçtı. Dijk. Akinfenwa kaleye baktı. İbrahimovic. Akinfenwa. Kaleci kurtardı. Kaleciden güzel bir kurtarış izledik. Şimdi uzun bir top. Maguire kafayı iyi vurdu. McDonald kaybediyor topu. Ferrati. Morales. Morales verdi pasını. Mertens. Puig kaçıyor aradan. Puig'in önüne atar mı? Atmadı. Odeyi. Mertens. Oynadı. Ferrati. Bomboş. Podence. Podence kaleyi gördü. Podence. Oo. Nasıl atamadı lan bunu? Atsaydı maçı garantilemişlerdi ha. Vallahi billahi dakika 80'de bu gol girmiyor. Sağ ayağıyla vurdu, kaleci tuttu. İyi, iyi tuttu. İyi kurtarış. Maç bir o tarafta bir bu tarafta. Hani böyle bir diyorsun ki kilolular kazanacak, sonra diyorsun zayıflar kazanacak. Şu an zayıflar 2-1 önde. Bakalım kilolular gol bulabilecek mi? Zayıflar korner kullanıyor. Takımın kaptanı Morales var topun başında. Verdi pasını Mertens. Mertens ilerledi. Berge iyi aldı. İyi girdi. Ama hakem faul dedi. Faul var orada dedi. Çok sert girdin dedi. Mertens topun başında. Mertens açtı içeri doğru. İbrahimovic'in oradan, oha. İbrahimovic müdahale etmeye çalışırken aradan bir şut geldi. Kaleci buna çok sinirlendi. Morales her yere giriyor abi. Güzel de vurmuş ama gol olmadı. Tekrardan korner kullanılacak. Ferhatti. Ferhatti baktı içeri. Ferhatti verdi pasını. Dönen top da orada. Zayıf takım hala onlarda kalmıştı. Şimdi artık kilolu takım topu bir kontrol etti. Son 5 dakikası kilolu takımın. Uzun bir top. Nereye attılar? Nereye attılar? Tacı atıyor Emegara. Şimdi Ferhatti. Mertens. Ferhatti. Orada Lavinia araya girdi. Bir şeyler oldu. Kilolu takımın son şansları. Bu arada zayıf takım oyuncu değişikliğine devam ediyor. Bak zayıf zayıf çocuklar giriyor oyuna. Bakalım ne olacak? Süle. Cayetano. McDonald. Cayetano. Şimdi Süle uzun bir top. Evet, geçmiyor. Geçmiyor uzun top. Lavinia'ya orada bir baskı gelir mi? Gelmedi. Mungoyama. Mungoyama. Kilolu takım topu kaptı. Baktılar. Son bir şans artık onlar için. Maçı penaltılara götürebilecekler mi? McDonald verdi pasını. Şimdi geliyor kilolu takım. Geliyorlar. İbrahimovic var içeride. Son bir şans. Artı 3 verdi hoca. Cayetano. Baktı İbrahimovic. İbra. Oynadı McDonald. Şimdi Kore. Kore ne yapacak? Kore'nin şutu. Of, var ya. Kalecinin ellerinden kayıyordu. 2-2 olabilirdi maç. Penaltılara gidebilirdi ama olmadı. Zayıf takım burada maçı kazanıyor. Tebrik ediyoruz zayıf takımı. Onlar da birbirlerine sarılıyorlar. 1 puanın sahibi oldular böylelikle. 1-0'dan 2-1 geri dönüş yaptılar bir de. Onu da söyleyelim yani. Şöyle bir istatistiklere baktığımızda zayıf takım çoğu istatistikte önde. Tek pasta önde değiller. Helal olsun diyoruz. Kariyer modu etabına geçiyoruz. Görüyorsunuz gruplar bu şekilde. Manchester United F grubunda, yani kilolu takımlar F'de. Zayıf takımlar da H grubunda mücadele edecek. Her şeyimizi ayarladık. Transfer dönemi falan devre dışı. Şimdi ilerliyoruz. Parlamaya hazır mısın diyor bize klasik olarak. Babacım sen parlamayı bırak da. Kariyer modu etabını kim kazanacak? Eğer zayıflar kazanırsa video burada bitiyor. Kilolular kazanırsa uzatmaya gideceğiz.
Evet, şurada bir kaydedelim. Ne yazıyoruz? Zayıf vs kilolu. Dostlar, bu esnada tahminleri kesinlikle ve kesinlikle yorumlara bekliyorum. Geldik burada teknik direktör. Şimdi Norwich'in başına geçtik. Hani hiçbir takıma etki etmeyelim diye. O hesap, anladın mı? Direkt sezon sonuna gideceğiz, mevzumuzu biliyorsunuz. En başarılı olan taraf burada puanı alacak. Acaba ne olacak? Ben de merak ediyorum. Sezon sonunda simüle edelim. Sezon sonuna geldik kardeşler. Bakalım ne olmuş? Evet, şimdi ben iki takımın da ligi alt sıralarda bitirmesini bekliyorum. Nitekim dediğim gibi oldu. Kilolu takım 11. Zayıf takım nerede ben göremiyorum. Kilolu takımın altında mı? Uf, 16. olmuşlar. Ama puan farkı çok yok. Burada puan farklarını falan toplayarak bir hesaplama yapacağız. Averajda biri -18, diğeri -3. Bunlar biri nasıl -3 olan nasıl 16. oluyor? Bunlar ne biçim bir tezat? Neyse, hepsini puanlamada değerlendireceğiz. Emirates FA Kupası'nda hiçbiri yok. Karabağ Kupası'nda hiçbiri yok tabii ki. Abi biz bunları Şampiyonlar Ligi'ne koymuştuk. Ne olmuş? Gruplardan çıkamadılar diye tahmin ediyorum. Biri 3. olmuş, diğeri de 2. olmuş. Zayıf takıma bak sen. Zayıf takım buradan ekstra puanını alacak. Son 6'da elenmiş ama olsun. Peki kilolu takım Avrupa'da ne yapmış? Avrupa Kupası'nda ön elemeye geçmişler. Onlar da son 16'da elenmiş. Bu durumda zayıf takım burada daha fazla puan alacak. Baktığımız zaman gol krallığında iki takımdan da birilerini göremiyorum ilk 15'te. Asist krallığında da Podence'ı görüyorum 8. Podence Reis. Onun dışında bir dakika lan, gol krallığında Rashford'u almışlar. Bu ne abi? Zayıf takım transfer yapmış. Böyle bir şey yok. Allah Allah. Allah Allah. Tabii devre arasında takımlar transfer yapabiliyor. Onlar onu almış. Birazdan kadrolara bakarız. Gol yenmeyen maç kısmında Safonov'u falan almış. Bunlar ne yapmış lan? Bunlar bayağı transfer yapmış ya. Sizin kadronuz ne kardeşim? Kadronuz ne sizin? Ne oluyorsunuz siz? Bir dakika. Yemin ederim var ya, hükmen kilolları galip getiririm zayıflara karşı. Bak bunlar Ronaldo'yu almışlar mesela geri ya. Ronaldo'yu bulup almışlar. Bu ne abi? İki taraf da hile yaptığı için hükmen galip seçemeyeceğiz. Ronaldo bir de 12 gol atmış. Görüyorsunuz buradaki oyuncular böyle. Bir de zayıf takıma bakalım. İki taraf da hile yapmış abi. Tek taraf hile yapmış olsa yemin ederim diğer tarafa verecektim. Diyecektim bunlar kazandı. Sanki şeymişim gibi he. Sanki buradaki futbolcular gerçekten oturup izliyormuş. Biz mi kazandık lan? Kazanacağız mı falan? Evet, gerçekten Tottenham eski oyuncusunu almış. Biz hepsini serbest bırakıyoruz ya videoyu yaparken. Serbestlerden alıyorlar işte bak. Rashford da serbestti mesela. United alamamış, bunlar almış. İlginç. İlginç. Burada zayıf takım. Yine ama Heung-min da çok kilolu değildir ya. 78 kilo. Rashford 70 kilo. Yine zayıf adamlar almışlar. Yine uygun. Görüyorsunuz burada Rashford falan bayağı coşmuş. Bu videomuzu aslında kazanan taraf çok belli. Ligde her ne kadar sıra olarak kilolu takım önde olsa da averaja ve puana baktığımızda öyle aşırı bir üstünlükleri yok. Hatta averaja daha kötüler. Avrupa'da zayıf takım daha üstün. Gol krallığı konusunda zayıf takım daha üstün. Bu sebeplerden ötürü bu videomuzu hem maç etabını hem de kariyer moda etabını kazanarak zayıf takım genel anlamda da kazanmış oluyor. Ben iki takımı da tebrik ediyorum. Bence iki takım da iyi oynadı. Maç kısmında özellikle kilolular ve zayıflar eşitlerdi diyebiliriz. Ama burada videoyu zayıflar kazandı. Sizce kim kazanmalıydı? Daha doğrusu siz kimi tahmin etmiştiniz acaba? Tahminleriniz tuttu mu merak ediyorum. Bir sonraki All Star takım kapıştırma videomuzda hangi takımları kapıştıralım? Bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.